Hiç şüphe yoktur ki her gün görüldüğü şekilde yeryüzünün sakinleri yeryüzünün cevherinden çıkmakta ve yine yeryüzünde çözülüp dağılmaktadırlar. Bitki olsun hayvan ve hayvanın bir türü olan insan olsun, hepsi bir takım haller ve şartlar çerçevesinde unsurların ve elementlerin bir diğeriyle karışmasından var olurlar. Bu karışım neticesinde var olan şeye mizaç derler. Evet, biz şimdi dedik ya, unsurlardan var olmuş bir yapımız var. Bedensel yapımız var. Toprak, hava, ateş, su unsurlarından halk etti Allahu Teala bize. İşte buna hangi oranda bu toprak, hava, ateş, su unsurları her birimizde farklı farklı oranlarda terkip edildi Allah bizi yaratırken. Dolayısıyla bu terkiplerin farklılığı işte bizde mizaç denilen olaydır. Yani mizaçlarımızda da farklılık açığa çıkıyor. Ben de hava unsuru sana göre daha yoğun bir şekildedir. Dolayısıyla benim mizacımda biraz daha havai unsur olur. Biraz daha havalı olmuş olurum. Misal. Gerçekten böyledir. Hava unsuru insanda biraz fazlalık varsa diğerlerine göre daha havai olur. Böyle işte derler ya, şıp sevdi. Gönlü bir ona kayar. Bir an hemen ondan bıkar, usanır, ötekine yönelir. Yaptığı işlerde de böyledir. Bu tarz unsurlarda ateş unsuru, mesela dedik, ateş unsuru ve hava unsuru cinlerin asli yaratılışındaki unsurlardır dedik. İnsanda, Hazreti Adem'deki asli unsurlarda, yani yoğun olan unsurlarda toprak ve su dedik. İşte cinlerde ateş ve hava unsurunun yoğun olması, ondan yaratılmış olmaları hasebiyle cinler tahakküm etmek, emretmek, emri altına almak, gurur, kibir, büyüklenmek, bu hasletler cinlerde çok fazladır. İşte cinler bunun için zaten Hazreti Adem'e secde etmedi ya iblis. Onun için işte Allah'ın lanetine uğradı. Çünkü gurur var, kibir var. Ben ondan daha büyüğüm. Benim mertebem daha yüksek. Ben daha iyiyim. İşte insanlarda da, bizde insanlarda da yaratılışta bu dört unsur olmakla birlikte insanlarda da ateş ve hava unsuru açığa çıkarsa, biraz daha yoğun olursa, bu insanlarda da bu haslet ön plana çıkar. Gurur, kibir, büyüklenme, kendini diğer insanlardan büyük görme, yüksek görme, kendini beğenmişlik gibi hadiseler açığa çıkar. İşte bunlara biz ne diyoruz? Mizaç diyoruz. Yani bu unsurların bizdeki terkibi farklı oranlarda karışımıyla, ne oranda karıştıysa bundan bir mizacımız açığa çıkıyor. Mizaçtan dolayı bazı insanlar bazı şeyleri sever, hoşlanır. Bir insanın sevdiği, hoşlandığı şeye öteki insan hoşlanmaz, sevmez. Bu yemeklerde olsun, başka şeylerde olsun. Yani genel itibariyle düşünelim, her şey için böyledir. Mizaçlarımızın farklı olmasından dolayı birimizin sevip hoşlandığı şeyden öteki insan sevmez, hoşlanmayabilir. Bu mizaç.